Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı var. Fincancı hocam merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi Teşekkür ederim. seneler dileyim Sağ olun. ayrıca. Biz de yeni yılınızı tebrik ediyoruz ama yeni yıla Covid-19 salgınıyla tabii ki girdik. Bunu konuşacağız sizinle. Özellikle bu Covid-19'un şu andaki gelinen nokta, Türkiye'deki şeffaflıkla alakalı problemler var. Bunları çeşitli yönleriyle size soracağım bu konuyu. Covid-19 salgını ne boyutlarda, ama aşı meselesi. En temel mesele Şebnem Hocam bu. Aşı konusunda insanların kafası çok karışık. Benim de kafam karışık. Türkiye'de insanlar bu, şimdi Çin'den aşı geldi. 50 milyon doz anlaşma yapıldı Çin aşısıyla. Ne bu? Sinovac aşısı. Çin aşısı. Bir taraftan da BioNTech aşısı var. Ona da çok sembolik miktarda getirildiği söyleniyor. Söyleniyor diyorum, şu an geldi, gelmedi, ne kadar, biraz karışık. Burada siz aynı zamanda tıp profesörü olarak ne diyorsunuz? İnsanlar Çin aşısına güvenmeli mi? Aşı olmalı mı? Ne diyorsunuz? Şimdi tabii tıp profesörü değilim ben, adli tıp profesörüyüm. Dolayısıyla hani adli tıp apayrı bir yerde muhakkak ki, hani haddimi aşmak istemem. Ama şöyle bir temelimiz var yani bizim. Adli tıplık olmadan önce bu soruyu soralım ki. Aman adli tıplık kimse olmasın tabii ki. En büyük evet. sıkıntımız bizim. Yani bu dönemde biliyorsunuz, hani bu kadar ölümlerle karşı karşıya kalmış olmak, hem Türkiye'de hem de dünyada hani insanlığa dair bir yıkım süreci yaşadık bu 2020 yılı itibariyle. Umuyorum ki 2021'de bunu aşabileceğiz. Nasıl aşacağız? Aşılar bunun için tabii çok değerli ve aşılama hani can kurtarır der Türk Tabipleri Birliği geçmişten beri. O yüzden hani bu aşı tereddütü çok ciddi bir sorun. Hem Türkiye'de hem de dünyada, yani aşı tereddüdüne dair tartışmaları izliyoruz. Türkiye'de de işte bir takım araştırma şirketleri aşıya yaklaşımla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Neden meydana geliyor bu? Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi, işte o aşı mı geldi, bu aşı mı geldi gibi bir takım tartışmalar var. Oysa aşılar aslında insanlık mirasıdır. Dolayısıyla tüm insanlığa aittir ve aşının ülkesi, markası olmamalı. Bunların tamamı, aşıların aslında kamusal bir yaşam kurtarıcı araç diye bakmamız gereken bir noktada. Fakat ne yazık ki böyle işlenmiyor. Ve işte Sinovac mı daha iyi, BioNTech mi daha iyi, yok Moderna mı, Oxford mı diye tartışmalar yürüyor. Bunlar haklı sorular değil mi? Vatandaşın kafası bu konuda gerçekten karışık. Neden haklı sorular? Çünkü bir şeffaflık eksikliği burada da kendini gösteriyor. Ve ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'na biz özellikle tutum belgesini bu nedenle ilettik ki aşı tereddütüne yol açacak bir kapalı ortam olmasın. Bütün veriler şeffaflıkla paylaşılsın talebimizi aktarmaya çalıştık. Tam da bu şeffaflık olmaması nedeniyle insanların kafalarında soru işaretleri var. Nedir? Aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamış olmak gerekiyor, değil mi? Temelimiz bu. Hangi marka olduğu, hangi ülkeye ait olduğu değil önemli olan. Güvenli mi, etkili midir? Ayrıca nitelikli midir bütün süreçler? Yani iyi uygulama ilkelerine uygun bir üretim süreci ve doğru bir son aşamaya ulaştırma süreci işletilmiş midir? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki acil kullanım onayları olacak. Böyle bir küresel salgında hızlı davranmak gerekiyor. Bu hızlı davranma neyse ki hani bilimsel olarak geldiğimiz düzey itibariyle bu aşıların çok daha geçmişe göre hızlı geliştirilebilmesine olanak verdi. Fazların, yani o aşamaların ilgili güvenli ve etkili olup olmadığına dair aşamaların daha hızlı geçmesine olanak verdi. Ve bir takım kriterler kondu. Bu kriterleri araştırmaya katılan bilim insanları, çok merkezli araştırmalar bunlar biliyorsunuz. Dünyanın değişik ülkelerinde yapılıyor. Her aşının Türkiye'de de yapılan çalışmaları var. Faz 3 çalışmaları özellikle.
Burada şöyle bir sıkıntımız var bizim. Tabii ara değerlendirmeler de önemli. Bu ara değerlendirmelerde hangi boyutta bir etkili ve güvenli olmanın tanımlandığını gerçekten toplumun da bilmeye ihtiyacı var ki güvensin, aşılama için katılım göstersin. Hocam ben hala sorumun cevabını alamadım. Vatandaş gözü kapalı bu Çin aşısını vurdurmalı mı, vurdurmamalı mı? Şimdi bunu söyleyebilme olanağımız yok. Neden yok? Çünkü 3. faz çalışmasının bütüncül değerlendirmesi konusunda henüz tam bir açıklık söz konusu değil. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz aslında bizi sevindiren bir takım sonuçlar açıklandı. Ama bu sonuçlar 1132 aşılanan kişi ile ilgiliydi. Ve dolayısıyla burada özellikle de gerek aşı yapılan gerekse aşı olmayan gruptaki değerler gözlendi. Ve 29 vaka, yani hastalanan 29 kişi tanımlandı. Bunların sadece 3'ü aşılanan grupta, yani gerçekten aşı olan grupta. Diğer 26'sı aşı değil ama kör çalışmada bir solüsyon verilen kişiler. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten etkili olma konusunda önemli bir veri bu. Yeterli mi? Araştırmacıların kendi verilerine göre de koydukları sınır 40 vaka. Bu 40 vakaya ulaşmıyor. Ama şöyle bir bilgiyi paylaşıyoruz baktığımızda. Özellikle bu çalışmada gerçekten yüz güldürücü bir sonuç olarak tanımlıyoruz bunu. Aşının etkili olması konusunda. İkincisi, bu hastalanan 3 kişide de belirtilerin daha hafif olduğu gözleniyor. Yani yalnızca bu salgından etkilenmenin ötesinde etkilenen, yani COVID-19 hastalığı olan kişilerde de hastalığın daha hafif geçmesini sağlayan bir özelliği var. O zaman biz aşılara güvenmeliyiz elbette ve aşılama konusunda daha güvenli adımlar atmalıyız. Ama daha somut, daha kapsamlı verilere de ihtiyacımız var. Umuyorum ki bu önümüzdeki dönemde, çünkü bir değerlendirme de yapılacak aşılamalar için, bu değerlendirmeler daha kapsamlı paylaşılır kamuoyuyla. Çünkü bizim tutum belgesinde bir çağrımız vardı. Dedik ki bu aşılama sürecinde yapılan bütün çalışmaları şeffaflıkla paylaşın kamuoyuyla ve biz de görelim güvenli midir, etkili midir bu aşı. Ön çalışmaları diyelim, güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor bu anlamda. Ama daha fazla veriye ihtiyacımız var. Burada bir özel durum var. Biliyorsunuz bu aşının çalışmaları 59 yaş sınırı ile sınırlandırılmış durumda. 60 yaş ve üzeri konusunda verimiz yok. Brezilya'da bildiğimiz kadarıyla 60 yaş ve üzeri çalışma yapılmış ama daha onların sonucu yayınlanmadı. Evet. Burada etkili olma konusunda bir takım sınırlıklar olabilir mi 60 yaş ve üzeri? Hani genel olarak yaşla birlikte böyle bir durum olabilir. Etkinlikte evet, azalma olabilir. Olabilir ama bu verileri görmek zorundayız. O yüzden evet, biz de Türk Tabipleri Birliği olarak sınırlı bir değerlendirme yapabiliyoruz. Ama sınırlı değerlendirmelerle de aşılamanın önemli olduğunu, yani aşı tereddüdüne kapılmamak için aslında toplumun da hükümetten açıklık talep etmesi gerektiğini ben hatırlatayım bir kez peki, daha. Peki şimdi Çin aşısı geldi Türkiye'ye. Peyderpeyde gelmeye devam ediyor. 50 milyon doz anlaşma yapıldı. Tabii Türkiye'de insanlar tabii neden Çin aşısı sorusunu ilk planda sordular. Çünkü iktidarın Çin'le olan ilişkileri, yakınlığı, bir takım bilinmez ilişkileri açısından da bir soru işareti de oluştu. Çin malı deyince de insanlar kafasında bir takım soru işaretleri oluşuyor. Onun için ben bu giriş sorusunu sordum. Şöyle söyleyeyim, şimdi aşılama süreci başlayacak Türkiye'de. Siz Şebnem Korur Fincancı olarak Çin aşısını vurduracak mısınız? Ben etkili ve güvenli olan her aşıyı vurdururum. Ama genel bir soru sormadım. Ben spesifik bir isim üzerinden sordum.
Şimdi Çin aşısı ya da Alman aşısı ya da İngiliz aşısı ya da Amerikan aşısı diye bir aşı yok aslında. Bu aşılamaların her biri çalışmalar itibariyle hem çok uluslu hem de çok merkezli. Onun için diyorum ki Çin'den gelen aşıyı siz vurduracak mısınız, vurdurmayacak mısınız? Çünkü vatandaşın en temel sorusu bu. Yani bu konuda sizin tavrınız da önemli. Şöyle bir durum var. Şimdi şu an itibariyle ara değerlendirmesi itibariyle etkili ve güvenli olduğu görülüyor. Dolayısıyla evet, ben bu aşıyı da vurdururum elbette. Ama şunu da değerlendirmek gerekiyor. Lütfen bir üst veri basamağını da birlikte izleyelim. Bunu umuyorum ki aşıların nitelik açısından da değerlendirilmesi, güvenlik açısından da değerlendirilmesi sürecinde tamamlayıp paylaşabilsin araştırmacılar verileri. Zaten diğer ülkelerde de hani bunun sonuçlarını da bekliyorlar biliyorsunuz. Acil kullanım onayı alan aşılar var. İşte BioNTech gibi, Moderna gibi. Bunların bir takım değerlendirmeleri var. Burada daha kapsamlı bir takım verileri paylaşabildiler ve dolayısıyla önümüzü görebildik. Sonuçta göreceğiz. Ama ben aşı olur muyum? Evet, ben olurum. Çin aşısını, evet. An itibariyle etkili ve güvenli olduğuna dair verilerimiz olan aşıları olurum. Benim tek sorunum, ben 60 yaş üzeriyim. Dolayısıyla henüz benim yaş grubumdaki çalışmalar yayınlanmadığı için bir şey söylemem zor olmakla birlikte hani etki düzeyi düşük de olsa mutlaka aşı olmak gerektiğini ben bir kez daha ifade edeyim. Bu Çin aşısı da olur, diğer aşılar da olur. Lütfen bu tereddütü ortadan kaldıralım. Benim burada çağrım Sağlık Bakanlığı'na. Her şeffaflıktan kaçınma davranışı toplumda güvensizliğe yol açıyor. Bu güvensizlik de aşı tereddütüne peki yol açıyor. Peki buradaki şeffaflık olmamasını nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında bir girişimde bulundular biliyorsunuz bilim insanlarıyla, yani bu çalışmada yer alan bilim insanlarıyla birlikte bir açıklama yaptılar. Ama bu kez de şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi siz siyasi iradeyle, siyasi otoriteyle bilim insanlarını yan yana getirip bir açıklama yaparsanız burada bir bağımlılık ilişkisi mi var diye kuşku da uyandırırsınız. Yöntem yanlış. Bu yöntemi bilmiyor olabilirler mi? Hani mutlaka biz şunu da söylüyoruz. Bağımsız bir bilimsel kurulun da değerlendirmesine ihtiyaç var bu noktada. Mutlaka bu araştırmayı yürüten meslektaşlarımız, bilim insanları, her biri çok değerli. Yani bu araştırmanın içinde yer alan hepsine şükran duygumuz olmalı. Bu aşı çalışmalarında yer aldıkları ve hızla çalıştıkları için. Mutlaka onların da bir bağımsız değerlendirme heyeti vardır zaten. Araştırmalar böyle yürür. Yani yalnızca kendi çalışmaları değil, bu çalışma sonuçlarını değerlendirecek ve buna göre yorumlayacak bir başka heyet de vardır. Keşke bunları ifade edebilseler, bunları açıklıkla ifade etseler ve siyasi otoriteyle yan yana bir açıklama yerine bağımsız bilimsel kimlikleriyle açıklamayı yapsalar diyorum ben. Buradaki sorun bu. Yani bir, şeffaflık, iki, bağımsızlık. Çok kıymetlidir. Tabii. Şimdi kendileri de, hüküm, iktidar da bunun farkında olsa ki hani bir takım tanıtım ve güven amaçlı şeyler, aşılamalar da yapıldı. Ben hani gazeteci Nagihan Alçı'nın fotoğrafını gördüm aşı olurken. Bir de Çağla Şiker, bilmiyorum sinema sanatçısı mıdır, ses tanımıyorum çok iyi. Ama popüler olduğu malum. İkisinin aşı olurken ki fotoğraf, vatandaşlar da baktım sosyal medyada kesin Alman aşısı vurduruyorlardır falan gibi. Çünkü Alman aşısı geldi, çok sınırlı sayıda geldi, 50 bin doz geldi. Bunun da zaten iki kere vurulması gerektiği için 25 bin kişiye sadece yapılabiliyor dendi. Bu da sadece AKP ve çevresine yeter anca dendi. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii bir takım kamuoyunda bilinen kişilerin bu aşılama faaliyetlerinde yer alması ve güven oluşturacak bir takım kamusal bilgilendirici eylemler çok kıymetli.
Ama tabii herkesin kafasında soru işaretleri var. Neden soru işaretleri var? Tam da bu güvensizlik nedeniyle var. Evet, sanki başka bir aşı oluyormuş gibi diğer aşıyı aslında vurduruyor olabilirler gibi. Çünkü o başka aşı, yani Sinovac sizin deyiminizle, güvenilmez bulunuyor olabilir. O yüzden diyoruz ki biz bağımsız ve şeffaf olmalı. Eğer bağımsız bir heyet bu açıklamayı yapsaydı, siyasi otoriteden ayrı bir açıklama olsaydı ve siyasi otoritede bunun üzerine bir değerlendirme yapsaydı çok daha güven verici olacaktı. Burada yapılan hata budur. Doğal olarak güvenmedikleri için de görmedik, bilmiyoruz deme davranışı var. Bence doğru, kamuoyunda bilinen insanların, hani ben de kim oldukları konusunda çok bilgi sahibi değilim. Ana akımla zaten çok ilişkim yok malum. Ama eğer kamuoyunda güven oluşturacak insanlarsa, onlar da bu güveni oluşturacak bilgileri, yani aşılama olurken de daha görünür olmasına gayret eden bir yöntemi seçebilirler elbette. Ama daha önemlisi, dediğim gibi, hızla daha kapsamlı verileri paylaşacak bir ortam yaratılmalı. Bu paylaşım mutlaka bilimsel alanda yapılmalı ve bağımsız bilim insanlarınca yapılmalı. Siyasi otorite buna dışarıdan ve kendisi evet biz getiriyoruz demeli. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Aşı bir hak ve tüm topluma ücretsiz ulaştırılması gerekir. Hele ki böyle bir küresel salgında yaygın ve hızlı uygulanması gerekir. Onun için iyi bir organizasyona da ihtiyaç var. Hani hızla topluma ulaştırılması açısından koşulların uygun olması gerekiyor, aşılama koşullarının. Örneğin aile hekimliklerinde yapılacağı ifade edildi. Aile hekimliklerinin donanımı bunun için yeterli mi? Çalışan sayısı yeterli mi? Bunu gözetmek gerekiyor. Yani tek başına aşının varlığı da yetmiyor. Bu aşının topluma nasıl ulaşacağı da her aşamada incelikle planlanmalı, evet, ki hızla koruyuculuk sağlanabilsin. Evet. Peki Şevval Hanım, şunu da sorayım. Şimdi bir güvenilmezlik meselesi, bir mesele var. Bir şeffaflık problemi de var bu pandemi süreci içerisinde. Şimdi durum gerçekten ne kadar kritik Türkiye'de? Bu konuda elinizde veriler var mı? Yani hükümetin açıkladığı rakamlar, Sağlık Bakanlığı açıklamaları, ben bugün baktım, vaka sayısı 12.203 olarak belirtilmiş. 212'de vefat söyleniyor. Ama bir taraftan da mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun sadece İstanbul'daki vefat rakamları Türkiye'yi geçiyor bazen. Şimdi burada neler oluyor? Yani şimdi vahamet boyutları gerçekten çok mu yüksekti? Şimdi şöyle, tabii veri olarak bizim de elimizde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler var. Ve ne yazık ki bu verilere bütün şeffaflığıyla ulaşmak çok kolay olmadığı için anca satır aralarını okuyarak ve bir takım başka verilerle çapraz ilişkiler kurarak doğruya ulaşmaya çalışıyor. Bizim özellikle COVID-19 izleme kurulumuzda değerlendirme yaparken bunlardan biri de evet belediyelerin ölüm sayıları, sizin de ifade ettiğiniz gibi, sadece İstanbul değil diğer illerde de belediyelerden elde edilebilen ölüm sayılarına bakıldığında %60 ile %100 arası bir artış var aynı dönemdeki 5 yıllık sürede. Dolayısıyla bu bir fazladan ölüm olarak tanımlanan ölüm. Peki neden böyle bir fazladan ölüm var? Bunların hepsi COVID-19 mu? Bunların hepsi COVID-19 değil. Bunu biliyoruz. Ancak COVID-19'la ilişkili mi sorusunun yanıtı evet. COVID-19'la ilişkili. Neden? Çünkü sağlık kurumlarında, özellikle tedavi edici sağlık kurumlarında salgının karşılanmış olması bu sağlık kurumlarının kapasitesini aştı. Ve dolayısıyla başka nedenlerle sağlık hizmetine erişimde sınırlama oldu. Ve bundan da önlenebilir bir takım ölümlerle karşı karşıya kaldık. Örneğin kanser hastaları daha düşük oranda hizmet alabildi.
geçen hafta aile hekimliği konumuzun sahadan topladığı veriler vardı. Kanser hastalarının sağlığa erişiminde %80'lik bir düşüş olmuş. Bu çok ciddi bir rakam. Bu dünyada da benzer özellikler gösteriyor ne yazık ki. Neden? Çünkü dünyada da Türkiye'de de koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçtik biz. Piyasaya açtık sağlığı ve bu piyasalaşma tedavi edici hekimliğe çok daha fazla bir yatırımla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Kamu koruyucu sağlık hizmetlerinden elini önemli ölçüde çekti. Bu da hastane kapısında salgın karşılama gibi bir yaklaşımla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Tabii şöyle bir şey var Türkiye verileri açısından. Sağlık Bakanlığı'nın önceki verilerinin de eksikleri olduğunu hep ifade ediyorduk. Vaka hasta ayrımı yaptılar biliyorsunuz. Dediler ki ikisi aynı şey değildir, biz sadece hastaları yayınlıyoruz. Sonra dediler ki ne yapacaksınız evindeki vakayı bilip de. Oysa epidemiyoloji bilimi o evindeki vakayı bilmeli ki ona göre bir önlem tanımlayabilsin. Tabii sonra açıklamak zorunda kaldılar biliyorsunuz. Burada da eksikler var. Çünkü aile hekimliği konumuzun gene saha çalışmasında geçen ayki bizim günlük vaka sayısı 50 bin dolayındaydı. Sağlık Bakanlığı'nınki 25-30 binler dolayındayken. Şimdi 10 binlere düştü. Bizim de görebildiğimiz yani sahadan bize iletilen verilerde gerçekten bir azalma var. Bu azalmanın iki yanı var. Birincisi tabii ki çok etkili olmamakla birlikte sadece tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor olması ya da akşam saatlerinde toplu bulunulan restoran, kafe gibi alanların kapatılmasının da etkisi var muhakkak ki. Bir de toplumda salgının ciddiyetiyle ilgili bir değerlendirme yapabilme olanağı verdi bize. Toplumda da bir farkındalık oldu. Bunlar da nedeniyle kısmi bir azalma olduğunu söylemek mümkün. Peki hocam şunu da sorayım. Ondan sonra programı bağlamış olalım. Şimdi bir süreden beri sosyal medyada da grafik çalışmalarınız ve tweetlerinizi, hashtagleri görüyorum şey olarak, Tabipler Birliği olarak. Bayağı öfkeli tweetler atıyorsunuz. Birlik olarak diye olarak söyleyeyim. Çünkü öfkeli izliyorsunuz. Çünkü tükendik. Öfkeliyiz çünkü yaşam hakkımızı ihlal ettiniz. Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz hashtagleri attınız. Ne oluyor? Şimdi dünyanın tamamında aslında sağlık çalışanları daha sık hastalanıyorlar doğal olarak. Bu salgınla doğrudan baş etmeye çalışan meslek grupları olarak bütün sağlık çalışanları. Ama Türkiye'de şöyle bir özellik var. Diğer ülkelerdeki rakamlara baktığımızda bir Türkiye'de özellikle hastalanma ve ölüm oranları diğer ülkelere göre daha yüksek. Örneğin Almanya'nın birisi vardı geçtiğimiz günlerde. 35 sağlık çalışanı kaybedilmiş bu süreçte. Bunların yalnızca 3'ü hekim. Oysa Türkiye'de yani nüfus olarak da aynı eşdeğer olabilecek ülkeler Almanya ve Türkiye o açıdan söylüyorum. Kaldı ki sağlık çalışanı sayısı Almanya'da neredeyse Türkiye'nin 2 katı. Türkiye'de ise 318 sağlık çalışanını yitirdik biz ve bunların 100'den fazlası hekim. Dolayısıyla böyle baktığımızda ciddi bir koruma ile ilgili sorun var. Başlangıçta kişisel koruyucu malzemelerin erişiminde sorun yaşandı biliyorsunuz. Ayrıca çalışma ortamları ile ilgili sorun var, çalışma süreleri ile ilgili sorun var. Çalışma süreleri çok uzun, çalışma ortamları özellikle böyle bir salgın için çok uygun değil. Çünkü havalandırması uygun olmayan ortamlar, hatta penceresi olmayan ortamlarda ve çok yoğun hasta akışıyla karşı karşıya kaldı sağlık çalışanları. Viral yükleri arttı. O nedenle bu viral yük ölümlerle hastalığın daha ağır geçirilmesiyle de bir paralellik seyretti. Türkiye'de daha ağır olarak. Ama biz ne yaptık örneğin?
Türkiye'de diğer ülkelerde 130'un üzerinde ülkede meslek hastalığı olarak kabul edilirken hiçbir nedensellik bağı aranmadan, çünkü nedensellik bağının kendisi var burada fiili bir durum nedeniyle, Türkiye nedensellik bağı konusunda bu tür bir nedensellik bağını gerektirmeyen düzenlemeden kaçınıyor başından beri. O yüzden biz haklarımızı talep ediyoruz. Bu hakların olmadığını görüyoruz. Onun ötesinde hani ekonomik koşullarını iyileştireceğim dediler. Hala ek ödemeleri bile ödemeyen bir Türkiye'den söz ediyoruz. Sağlık çalışanları ek ödeme alamamış durumda. Hani hakları olarak kabul edeceğimiz ama aslında yetersiz olan, normalde maaşına yansıması gerekir. Böyle ilginç bir takım hesaplar üzerinden bir ek ödeme değil. Gerçek maaşlarının yükseltilmesi gerekiyor. Zaten sağlık çalışanlarının koşulları son derece olumsuz. Ve şöyle bir sıkıntımız var bizim. Örneğin emeklilik maaşları çok düşük Türkiye'de. Ve sağlık çalışanlarının birçoğu emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalıyorlar. Geçimlerini sağlayabilmek için. Biraz da ileri yaşta meslektaşlarımızı kaybetme nedenlerimizden biri bu. Kendilerini koruma olanakları yok çünkü geçinemeyecekler ve sahadalar, çalışıyorlar ve bu hastalıkla karşılaştıklarında daha çok etkileniyorlar ve ne yazık ki kaybediyoruz o insanları. Bunların hepsi öfkemizi açıklıyor. Bunlar önlenebilir ölümlerdi diyoruz. Asıl önemlisi o. Başka bir yaklaşım olabilirdi. Daha koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen ve salgını arttırmayan, doğru kapanma modelleri geliştirilebilirdi ve salgın hızı düşürülebilirdi. Önlenebilir ölümlerdi. Bunları önlemediniz diyoruz. Bir yaşam hakkı ihlali gerçekleştirdiniz diyoruz. Öfkeli olmayalım mı sizce? Bence de olun tabii ki. Elbette. Elbette. 300 kaç dediniz? Sağlık çalışanı... Yani bugün sabah itibariyle 318'di. Sizle konuşurken bu sayı değişmiş de olabilir. Bunu da unutmayalım. Yani günlük olarak biz her gün artan sayılarla karşı karşıyayız. Günün içinde defalarca kontrol ettiğimde ben hep yeni meslektaşlarımızın eklendiğini görüyorum ne yazık ki. Tabii vefatın dışında bir de tükenmişlik var, yorgunluk var. Aşırı çalışma hali var. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Evet, toplumda ayrı bir sorunla karşı karşıyalar. Hala örneğin cüzdanlı muamelesi görüyor sağlık çalışanları yaşadıkları semtlerde, binalarda zaman zaman. Evet, Şebnem Korufincancı, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.